Çocukluğundan tanırım ben. Babasını tanırım. Annesini tanırım. Amcasını tanırım. Hepsi... Efendim? Amcasını tanırım. Hepsi bu memleket için büyük fedakarlıklar yapan insanlardı. Can Atalay'ın mahkumiyet kararı üzerinde birçok şey konuşuldu. Tekrar etmemek atmak istiyorum. Gezi olayından dolayı mahkum oldu. Gezi olayı bu halkın yaptığı en şerefli bir olaydı. Halk kendiliğinden Gezi'ye doldu. Birbiriyle dayanışta yaptılar. O kadar çok sevgi doluydu ki orası. Sevgisiz insanlar orayı suç yaptılar, canı da işte içeri attılar. Bu yüzden Can bir kere suçlu değil. Şimdi hep konuşmamızda suçlu, ceza yedi, sanık da değil. Yaptılar. Can aslında en şerefli halkın yaptığı Gezi Parkı olayına katılan, orada yardım eden bir insandı. Bu yüzden mahkum ettiler. Bu yüzden Gezi Parkı'na katılan, Gezi Parkı'ndan mahkum olan herkes bu memleketin en şerefli insanlarıdır. Onları mahkum edenler de nokta noktadır. Saygılarla. Sevgili Alp Seleke, çok teşekkür ederiz. Can Atalay'ın, Can'ın annesi Şükran Atalay, Şükran teyzemiz de aramızda. O da bir iki bir şey söylemek ister. Buyurun. Yurttaşlar ve basın emekçileri, sevgili yurttaşlar ve basın emekçileri. Önce bir hikaye anlatmak istiyorum size. Benim komşum İsrail'i. Deprem olduğu gün yola çıkıyorlar, ailelerinden haber alamıyorlar ve sabaha karşı 4:30'da orada oluyorlar. Ertesi gün 4:30'da annesi ve kız kardeşi bir betonun altında üstlerine bir şey örtülmüş. Hiçbir şey olmadığı için, hiç kimse o betonu kaldıramadığı için gözleri önünde ölüyor. Bunu komşum bizzat yaşadı ve bana anlattı. Ben Hatay'ı gittim gördüm. Yağmurda çadırdan çıkıp sokakla çadırın farkı olmadığı için titreyen çocukları gördüm. Ondan sonra devam ediyorum. Bir dakika şunu tutar mısın? Mecliste planlandığı söylenen Can Atalay olay üzerine. Can Atalay sorununun çözümü basittir. Karmaşık ve karışık yol ve yöntemlere hiç gerek yoktur. Çözüm 13. Ağır Ceza Hak İhlali kararının uygulanmasıdır. Diğer bütün yol arayışları durumu daha da çıkmaza sokma potansiyeli içermektedir. Hukuku zorlamaktadır. Sonuçları belirsizdir. Düşünülen yolların niyetleri hakkında bir şey söylemeyeceğim. Bir ayrı konu. Ancak bu çözüm arayışı söz konusuysa Anayasa Mahkemesi hukuka uygun yolu göstermiştir. Meclis ve kurumlar AYM kararına desteklerini göstermelidir. Yeterli sorunu tam olarak söyleyeceğiz. Ben de anne olarak söylüyorum. Bugüne kadar en ucuz sermaye biliyorsunuz din sermayesidir. Hiç kimse para ödemez, onu sömürür. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Rum'u, Ermenisi... aklıma gelemediğim, sayamadığım bütün insanlar kardeştir. Bunları din üzerinden bölüp parçalamaya çalışmayın. Yazıktır, günahtır. Yataklarınızda rahat uyuyabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Özlem Hanım hukukun arkasından dolaşmaya çalışıyor. En sonunu gördüm. Öbürsü zaten belli. Yani Fethullah'ın sevgilisi 84 bir maddelerden bahsetti. Çocuklarının yüzünü orada kalabilmek için, o koltuğu korumak için bunları konuşmasından utanmadı mı? Kendisi de bundan çekti. Ona şunu söylemek istiyorum. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Can'ın en ufak bir suçu yoktur. İki kere beraat etmiştir.
dosyayı Fethullahçılar hazırlamıştır. Bunlar da kıymetlendirmiştir. Yargıtay 3. Dairesi'ne de sesleniyorum. Ölürken rahat ölsünler. Bu dünyada ölüm var. Keser döner, sap döner. Çok çok teşekkür. Zaman zaman sözün bittiği yerdeyiz diye hissediyoruz. Ama gördüğünüz gibi hayır, susmayacağız. Seçme ve seçilme hakkı olan, ileride seçme ve seçilme hakkını kazanacak tüm bireyler, tüm vatandaşlar olarak bu vahim hukuksuzluklar karşısında durmaya devam ediyoruz. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkürler.